Evet, yeniden merhaba. Kaldığımız yerden hemen hızlıca devam ediyoruz. Evet. LS-A. LS listeleyeceğiz. Neleri listeliyoruz? Klasörleri listeliyoruz. Tire A ile bütün her şey dahil, gizli dosyalar dahil görme fırsatı elde ediyoruz. Örneğin. Şu an history'de geçmişe doğru bir gidiyorum. Buraya belki dosyalar açarız. Burada kalalım. LS dediğim zaman bakın burada herhangi bir dosya yok. Klasörlerin olduğu bir yer gösterelim. Evet, burada 3 tane klasör var. Ama LS-A dediğim zaman gizli klasörleri de görüyorum. Gizli klasör nedir? Noktayla başlıyor. Veya gizli dosya. Örneğin mk'dir. Nokta hidden'dir diyelim ona. Şimdi bu hidden'dir'i ls dediğim zaman göremiyorum. Ama ls a dediğim zaman görebiliyorum gibi. Veya bir gizli dosya oluşturalım. Hidden file diyelim bunun ismine. LSA ile görüyorum ama LS ile göremiyorum. Şimdi biri klasör, diğeri de boş dosya. Şimdi LS-AL ile hem tüm dosyaları hem de listeli bir şekilde görebiliyorum. Geniş liste. Burada izin kısmı, kullanıcısı, sahibi, grubu, boyut bilgisi klasörlerde sabit gözüküyor. Burada da timestamp. Bu oluşturulduğu tarih. Evet. Devam ediyorum. Zamana göre sıralayabiliriz. Boyutuna göre sıralayabiliriz. Bir de ters sırada sıralatabiliriz. Yani RT verdiğimiz zaman RT veya TR, bu TR'den sonraki sırası önemli değil bu harflerin. GetOPT yapısıyla bunları alıyor. Zaten ls komutu kendi içinde. Ne olacak? Uzun listeli ama en yeni dosya en sonda olacak şekilde. Bakalım öyle mi oluyor? Hemen. Önce ls tire r t diyelim. Evet, l ifadesiyle kullanıyorum. Ne oldu? 14 Mart 2027'deki tarih sonda. Reverse'ü kaldırıyorum. Ne oldu? 14 Mart en üstte gibi bir kullanım söz konusu. Hemen geçiyorum. Evet, globbing ifadesiyle TXT ile biten bir karakter daha nokta txt dahil. Globbing'i hemen burada irdeleyelim. Şimdi burada birden fazla test 1 txt, test 2 txt dosyaları oluşturalım. Test 3 txt. Bu dosyaları gloplayalım. Ve listelediğimizi görüyoruz. Keza
Diğer parametreler de halen geçerli. TXT ile biten veya nokta TXT ile biten dosyaları listelemiş olduk. Bir de gizli dosyalar. Şimdi eğer bu dosya oluşturmaları bir de bizim hidden direktörünün altına yapalım. Normalde gizli ve hidden'la başlayan listelediğim zaman klasörün içerisinde gösteriyor. Örneğin TRD parametresiyle klasörün içerisine dair bilgi vermiyor gibi. Bu ve buna benzer çok şey uzatılabilir ama bu soru işareti güzel bir örnek. Soru işaretiyle de şimdi yıldızla ondan sonra ne kadar karakter varsa ifade ediyoruz ama soru işaretiyle tek bir karakterden sonra bu ifade anlamı taşıyor. Yani örneğin buraya bir nokta log, iki nokta log, a nokta log, AA nokta log, BB nokta log gibi dosyalar oluşturalım mesela buraya. Şimdi bu dosyaları bir listelemek istiyorum ama noktadan önce tek karakter olanları listeliyorum bakın. Çift soru işareti de koyarsam noktadan önce çift karakter içeren. Ama soru işareti her bir karakteri ifade ediyor. Böylece karakter sayısı da limitleyecek bir listeleme yapabiliyorsunuz gibi gibi. Bu ve diğer LS'lere man LS diyerek man komutunda göstereceğiz de. Hani göstermeden bilebilirsiniz. LS tire tire help dediğiniz zaman önünüze tüm varyantlar gelecek veya man LS dediğiniz zaman dokümantasyonunu görebileceksiniz gibi gibi. Evet, nokta bulunduğumuz klasörü çift nokta ise bir üst klasörü temsil ediyor. C'de çift noktayla bir üst klasöre çıkılmış olunuyor. Tilde karakteri home anlamı taşır. Şöyle ki C'de tilde dediğiniz zaman bakın zaten buradaki prompt'ta da otomatik olarak tilde ifadesi geliyor. Şu an neredeyim? Birazdan göreceğiz bu komutu ama evdeyim. Ev peti nedir? Ne boyardır? Şimdi biraz önceki yere geri dönüyorum. Bunu da birazdan göreceğiz. C'de home dediğimde de yine bakın eve döndüm. Evden kasıt nedir? MBOYAR kullanıcısının user kullanıcı klasörü. Gibi gibi espriler. Hemen devam ediyorum. Evet. Biraz önce başka şey göstermek isterken bu komutları da irdeledik. Hemen copy komutuna gelelim. Source destination bundan ibaret bir komut. Tire v ile burada olmayan bir ifade hakeza verboz edilebilir. Interactive ile eğer target'ı zaten varsa bizi uyarması istenebilir falan filan. Birden fazla dosya günün sonunda target file'dan önce birden fazla dosya olabilir ve onların tümünü son argüman target destination kabul ediliyor. Haydi bakalım. Hemen
Hızlıca deneyelim. MK'dır görmedik ama görmüş kabul ediyorum. MK'dır. Log diyorum. Buradaki tüm biraz önceki konuyla birleştiriyorum. Log nokta log'la biten tüm dosyaları ki onlar buradaydılar. Hepsini biraz önceki konuyla birleştirerek gösteriyorum. Hepsini log klasörü altına kopyala. Kopyaladı mı? Şimdi bu hala buradalardı ama tabii ki. Ama aynı zamanda da log'un içindeler. Şimdi zaten varmış interaktifle zaten var uyarısı alalım. Override. Yes diyorum. Override, yes, override, yes, override, yes. Bu da interaktif olanı falan filan. Bir de verboz edelim. Bakın kopyaladım diyor. Sorgusuz sualsiz interaktif olanı seçmedim. Üzerine yazdı geçti. Ama ne yaptı? Ne yaptığını söyledi. Sadece verboz edince de. Recursive'e de en çok da kullanılan recursive olacak. Şu ilk örneği de tekrar yapmış olalım. 1 log, 2 log, 3 log. Yani 3 log yokmuş. Tamam. A log dosyasına log klasörüne at. Ne yaptı? Attı. Attı mı atmadı mı emin olamadım. Tabi script yazarken verbozu kullanmayacaksınız. 199. Onun yerine dönüş değerini göstereceğim. Onu kullanacaksınız. Ama bakın ne oldu? Birinci örneği de slide'dakini yapmış olduk. Şimdi recursive yapalım. Buradaki durum nedir şu an? Log. Remove'u görmedik ama şu log'ları ben bir temizlemek istiyorum. Buradan tamam. Gelin mk'dır bir text klasörü yapalım. Move'u görmedik ama görmüş olalım. Tüm txt ile bitenleri txt klasörün altına aldım. Şimdi copy tüm txt t'leri txt klasörünü mesela nereye alacağım? Log'un altına almak istiyorum. Ne yaptı? Yaptım acaba? Yapmamış olması lazım. Bak yapmadım. Yapması için ne yapacağım? Recursive diyeceğim ki klasör bakalım atmış mı? Bakın txt gelmiş. Log txt diyorum. Bakın o dosyalar burada. Heh, şu move txt'yi geri alalım. Nereden? Log txt'yi buraya geri alalım. Ha, burada pardon. Burada zaten var. Onu sileceğiz. Remove log. Remove'u birazdan göreceğiz. Hızlı geçelim. Bakın is a directory silmem diyor. Recursive yapıyor deyince hop siliyor. Veya remove'dır da diyebilirdik. Onu aslında daha sonra göreceğiz. Ama şu an sildiğim için zaten şu an yok. Hemen geçiyorum. Ve buradaymış zaten. Evet, move örneği yaptık. Interactive remove örneği yaptık. Yine tray ile copy gibi aynen interaktif yapılabilir. Remove tray veya remove'dir kullanılabilir. MK'dır örneğinde biraz önce yaptık. Klasör oluşturduk. Evet. Dosyaları birleştirmeye yarayan bir concatenate. Yani dosya okumak amacıyla da kullanılabilir. Hemen cat'le de tanışalım. Önce nereye yazalım? Txt'nin içine girelim. Nano editörümde
Bunun içerisine bir şeyler yazalım. Bir şeyler yazıyorum. Tamam. İkinin içerisine de yazalım. Acaba ne yazalım? Bilemiyorum. Testin 3'ün içerisine de yazalım. Tablo tamamlar. Aa, saat çok geç oldu. Uykum geldi. Gerçekten. Şimdi Cat tek başına kullanıldığında masum bir sanki konu satırına standart output veren bir arkadaş gibi duruyor. Olsa da test 1, test 2 ve test 3 de bu şekilde. Bir de redirection'ı sonra göreceğiz. Bunları da aynı başka bir dosya nasıl yazıyoruz. Onları da herhalde ilerleyen slaytlarda vardır diye tahmin ediyorum. Bu şekilde de concatenate yani birleştirme yaptı. Şimdi mor cidden sadece okuyan bir arkadaş. Mor bu işe ne diyor bakalım. Bak. Mor dosya adı ve içerik dosya adı ve içerik dosya adı ve içerik şeklinde okunuyor. Yani concatenate görevi yok. Mor'la böyle basit text dosyaları hemen konu satırında okumak isterseniz kısa dosyaları Mor'u kullanabilirsiniz. Cat'i de kullanabilirsiniz. Ama birleştirmek istiyorsanız dosyaları Cat'i kullanmanız lazım. Bir de LESS'e bakalım. LESS açıkçası benim de pek kullanıp bildiğim bir komut değil. Dediğimizde dosyayı farklı bir şekilde okuyor. Açıkçası şu an arkadaş ne yapmaya çalışıyor? Ben de anlamadım. Samimi söylüyorum. Hemen geçtim. Evet, head tail çok kullanıyoruz onu. Çok kullanıyoruz. Şimdi örnek bir dosya hazırlayalım. Dosyamızın içerisine pek çok şey yazalım. Tabi bunları otomatik de yazabiliriz. Şimdi bana anlatmadın Murat ama diyeceksiniz. Evet anlatmadım. Ve şu anda da test ortamı hazırlamak için kullanıyorum. Şu an yaptığım şeyi siz boş verin. Şu an henüz boş verin. Line no diyelim. Dolar ifadesinin bu şu an yaptığım şey pek çok konu içeriyor. O yüzden kafaya takmayın diyorum. Yaptığım şeyi sadece bir test ortamı kendime kuruyorum. Ne yaptım şu an? Evet, sıfırdan 100'e kadar bir sürü satır yazdım test. Birin içerisine. Konumuz bu değil. Tabii ki yazamadım. Çünkü her seferinde redirection baştan alındı. Append yapmak için çift kullandım. Bunları göreceğiz redirection'da. Şimdi bakıyorum. Bakın bir sürü satır yazdım. Neden head ve tail kullanmak için?
Kendime bir dosya yaptım şimdi. Şimdi head. Test 1. Bakın default ne yaptı? 10 satır aldı. 10 satır alma kardeşim. 20 satır al dedim. Bakın getirdi, 20 satırı getirdi. Keza tail. Kuyruk, yani dosyanın sonundan bir şeyler okuyacak. Bakın gitti, son 10 satırı okudu. Sen son 10 satırı okuma, son 20 satırı oku dersin. Son 20 satırı getirir. Bundan ibaret. Evet, grep. Aslan grep. Grep RNA A ile birlikte ben çok yoğun kullanıyorum. Grep'ten sonra varmış. Sort'a geçiyoruz. Dosyaları sort ediyoruz. Evet, grep sort set. Grep sort set, onları ayrı bir ekip olarak kabul edip ayrı bir video yapalım. Sıradaki videoda görüşmek üzere.